şeye benziyor. İlçe. Yozgat Kırıkkale yolunda devam ediyoruz. Bu Yerköy'de başlayan ova hala bitmedi ya. Sivas'a kadar da elektrikli tren yapmışlar herhalde. Tramvay tarzı. Hızlı tren büyük ihtimalle. Burada büyük bir ova var. Bu ova Kırıkkale'ye kadar devam ediyor belki de ya. Çok büyük. Etrafında sıra dağlar var. Evet, Kırıkkale'ye 70 kilometre var. Rüzgara karşı sürüyoruz. Rüzgara karşı sürmek iyi değil, zor. İnsanı yoruyor yani. Yoruyor da, daha doğrusu motorcu, motor yapan motorcu için en sevmedikleri şey yağmur ve rüzgara karşı sürüş. Evet arkadaşlar, Ankara'ya geldik motorun bakımını yaptırmaya. Doğan Trend merkeze geldik.
O antrenman merkezde maalesef motor bakımı açılmamış. Usta yok. Oradan yardımcı olmak için bir numara verdiler. Numaradaki kişi diyor ki siz diyor şeyi alın. Yağ filtresini alın. Yağı da alın. Sizi diyor bir yere yönlendirelim diyor. Orada değiştirsinler. Aynen böyle söyledi yani. Doğan Trend'teki müşteri hizmetleri İstanbul'dan aradılar. Kimse bilmiyorum. Yağ filtresini sipariş verin, alın. İnternetten veyahut da başka bir yerden. Kimco'nun. GTX 360'ın. Yağı da alın dedi. Servise gidin değiştirsinler. Öyle bir şey, saçma sapan bir şey söylediler yani. Daha sonra Ulusan Motor varmış. Kimco bayi. Onunla da anlaşmalarını bitirmek üzerelermiş. Ben böyle saçma bir şey olur mu, kabul etmiyorum diye itiraz edince Ulusan Motor'u aradılar. Oraya yönlendirdiler. Ulusan Motor'a gittik. Orada yağı, yağ filtresi ve arka fren baratasını değiştirdiler. İstanbul'da herhangi bir sorun olmuyor ama İstanbul dışında Anadolu'ya çıktığınız zaman Kimco'nun servisleri yok yani, gelişmemiş. Koca Ankara'da, başkentte iki tane servisi var. Bir tanesi açılmamış, bir tanesinde anlaşmasını bitiriyorlar. Yani şu an itibariyle Ulusan Motor'la. Servis kilometresi gelenler ne yapacak bilmiyorum. Ben söyledim yani, benim servis kilometrem geldi. 25 bin kilometre geldi, hatta geçiyor. Yola çıktık, tura çıktık. Değiştirilmesi lazım diye. Böyle bir çözüm yolu buldular. Ama korktum yani, insan korkmadı değil. Yapacakları şey sadece yağ ve yağ filtresi. Yağ ve yağ filtresinde böyle oluyorsa geri yanını siz düşünün. Yani kaza yapıp da düşenler, malzeme değiştirecek, aksesuar değiştirecek olanlar, işi daha da zor olacağını düşünüyorum. Ankara'ya geldik. Şu an Ankara'yı geziyoruz. Ankara'dan da Tokat tarafına, Çorum tarafına geçeceğiz. Oradan da Amasya'ya döneceğiz. Şimdilik proje böyle. İnşallah kazasız belasız devam eder. Motorun bakımını yaptırdıktan sonra da size de böyle bir bilgi vermiş olalım. Motorda herhangi bir şey yok. Motor taş gibi yani. Neredeyse Japonlar kadar sağlam bir motor. Motorda herhangi bir şey yok. Motorun kilometresi geldi. Yağ değişimi geldi. Ama motor yine taş gibi gidiyor yani. Motorda herhangi bir şey yok. Ama garantisi bitmesin diye bakıma koymamız lazım. Yağını değiştirmemiz lazım servisinde. Servis sorunu var yani Anadolu tarafında. İstanbul tarafında herhangi bir şey yok da Anadolu tarafı biraz düşündürücü. Bilginiz olsun. Gerçekleri söylemek lazım yani.